Versene şu. Ertaş da Mustafa Ertaş pozisyonu versene. Benim tanıdığım Ertaş Türk futbolunun çok beyefendi ismi. Çok özel bir kaleci. Hiç kimse fark etmez. Hangi takım olursa olursun fark etmez. Amatör kümede oynasın. TFF 1'de oynasın. TFF 2'de oynasın. Süper Lig'de oynasın. Manchester United'de oynasın. Ertaç Özbir çok karakterli bir çocuktur. Kalecidir. Benim kardeşim yaşında şu anda telefon attığımızda mı? Evet. Evet. Ertaç telefon attığımızda. Ertaç iyi geceler kardeşim. Merhaba, iyi geceler, iyi yayınlar. Çok iyi teşekkür geceler, ediyorum Ertaç'cığım. Nasılsın? Eşin, çocukların iyidir inşallah. Çocuk iyidir inşallah. İyiyim, sağ olun. Onlar da çok iyiler. Maşallah. Aslında moralimiz biraz bozuldu. Bazı durumlar... Fotoğrafı getirin. Evet. Ailem hakkında bazı şeyler yazıldı, çizildi ama... tabii ki bunlar futbolun doğasında var maalesef. Bazen... Bir dakika, aileye ne yazılıyor ya? Anlamadım Ertaç. Aileyle ne ilgisi var ya bu işin? Ya böyle olabiliyor çünkü futbolcu aileleri de bu işin içinde oluyor bazen. Çünkü onlara yazılıyor. Benim şimdi sosyal medya hesabım olmadığı için. Evet, yok. Eşime daha çok gidiyor bu tarz durumlar. İnsanlar eşime yazıyor. Tabii onlar da alışkın olmadığı için onlar da üzülüyor. Eşim de sonuçta 3,5 aylık hamile. Allah, İki tane Allah çocuğumuz ya. Var hali hazırda. Allah bağışlasın. Üçüncü çocuğumuzu bekliyoruz. Allah bağışlasın. Tabii ki sağ olun, teşekkür ederim. Üzülüyoruz tabii bunlar. Sadece işimizi yapıyoruz. Yani sonuçta bizim işimiz gol yememek. Oyuncuların da forvetlerinde işe gol atmak. Ya bir şey yani... söyleyeceğim. Ertaç dün nasıl hissettin? Maç sırasında kendini kötü hissettin mi peki? Hani böyle... O protokolden çünkü satılmış Malatya diye bağıranlar da varmış. Yani şöyle maçı bırakırsan satılmış olursun bence. Evet, harika. Bravo. Seni alkışlıyorum. Bravo. Bravo kardeşim. Bravo kardeşime. Maçı bırakmazsan satılmış olmazsın. Maçını iyi bir şekilde oynarsan satılmış olmazsın. Ama maçı bırakırsan sadece satılmış olursun. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Yok, zaten bu. Kural bu, olay bu. Sen Beşiktaş'a da seneye böyle oynayacaksın, Fenerbahçe'ye evet. Karşı da. Beşiktaş'a karşı oynadığım maçlara da bakabilirler. Fenerbahçe'ye karşı oynadığım maçlara da bakabilirler. Galatasaray'a karşı oynadığım maçlara da bakabilirler. Hiçbirinde bir değişiklik ben görmüyorum. Hepsine karşı aynı mücadeleyi veriyorum. Takım ayırt etmeksizin. Ertaş, seni tebrik ediyorum güzel kardeşim. Gerçekten herkesin ağzına lafı tıkadın. Niye bunu söylüyorum biliyor musun? Yok maçı şu satacaktı, bu alacaktı, şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye bin tane dedikodu dolaşıyordu ortada. Sen öyle bir futbol ortaya koydun ki, öyle bir performans ortaya koydun ki herkesin lafı ağzına tıkadın. Şimdi benim esas sormak istediğim şey şu. Maçtan çıkarken sahada maç bittikten sonra herkes birbirine tokalaşıyor. Senin o sırada Mustera'ya bir hamlen oluyor. Şey yapmak için, tebrik etmek için. Fakat Mustera seni görmezden geliyor. Bunun sebebi ne olabilir? Şöyle, şimdi maçtan sonra maç bitti. Galatasaraylı futbolcuların ben üzgün olduğunu gördüm. Hepsiyle gittim teker teker tokalaştım. Yani teselli ettim. Ya cümlenin güzelliğine bak ya. Evet. En sonunda Mustera geliyordu karşıdan. Ben de onu teselli etmek istedim. Baktım benim yüzüme daha iyi bakmadı. Biraz trip atar gibi oldu. Ben de orada buz gibi kaldım. Allah Allah. Gördüm, görüntüyü seyrettim zaten. Sonrasında sana. O buz gibi kaldıktan sonrasında 2 saniye sonra da ben de yani o öyle yapınca bana öyle mi yaptın? Ben de böyle bir yumruk işareti yaptım. Çünkü eğer bana güzelce gelseydi sarılsaydık birbirimize hiçbir şekilde o saygısızlığı yapmazdım. Ama o bana ilk başta öyle bir saygısızlık yapınca ben de öyle bir yumruk yaptım. Hani sanki kazandım. Yani yumruk böyle hani kazandık. İşte evet, kazandık. Öyle. Aslında, bu şekilde. Aslında ben kazanmadım. Ben mağlup oldum. Ben de çok üzgündüm ama... Seni şampiyonluktan ettik anlamında mı çok, yaptın çok yani? Çok iyi performans sergiledin. Teselli edilmesi gereken kişi yani benim de teselli edilmem lazım. İkimiz de birbirimizi belki orada teselli edecektik. Sonuçta ben maç kaybediyorum ve o da maçı kazanıyor fakat şampiyon olamıyor. O sırada zaten biliyoruz ki 3 dakika falan 5 dakika Beşiktaş'ın maçı devam ediyor sanırım. Yani futbolda şampiyonluklar da var. Olmamak da var. Her zaman şampiyon olunmuyor. Ama insanlık bakidir yani. Fatih Hoca'ya gittin mi Ertaç? Fatih Hocam'la hiçbir diyalog olmadı daha öncesinde. Tanışmıyoruz. Bilmiyorum. O yüzden hani Fatih Hoca'yla hiçbir görüşmem olmadı yani. Şunu söyleyeceğim bir de. Sevgili Ertaç, bütün Türkiye şu anda bizi konuşuyor şu anda. Mustera'nın sana yaptığı tırnak içindeki saygısızlık.
Ben seni çok yakından tanıyan birisiyim. Çok derinlere de inmek istemiyorum. Niye? Çünkü ailece tanıyoruz birbirimizi. O anlamda söyleyeyim. Birbirimizin ailesini çok iyi tanıyoruz. Ben senin ne kadar karakterli, ne kadar dürüst bir adam olduğunu biliyorum. Evinden işine, işinden evine. Mustera da çok temiz bir adam. Çok temiz bir çocuk. Temiz bir kaleci, iyi bir kaleci. Annesini kaybetti. Hani ondan sonra bazı sıkıntılar yaşadı. Acaba dün şampiyonluğu kaçırmış olduğundan dolayı mı, bundan dolayı mı? Ama mesela... Abi ne olacak, seni teselli etmeye gereken bir adam var abi. İşte neyi kaçırırsan kaçır abi. Dünyanın sonu değil ki. Al işte yeni sezon başlıyor şimdi. Transferler yapılacak. Oyuncular alınacak, gelecek, gidecek. Tekrar her şey baştan başlıyor. Yani şampiyonluk kaybetmek demek. Bir de hayır. Maçtan önemli değil. Ya adam çocuk sana gidiyor ya. Sana gidiyor. Demek ki bu işte başka bir şey var abi. Demek ki o babyface'in altında başka bir şey var abi. Hayır yok. Bence var abi. Bırakın Ertaş, abi bu işleri ya. Ertaş Deniz Ateş Bitler. Ben öncelikle... Ertaş Deniz Ateş Bitler. Ben de bir şey söyleyeceğim tebrik abi. Tebrik ediyorum. Dün maçı zaten Evren Hoca ile birlikte izledik. Performansının çok iyi olduğunu maşallah söyledik maçı izlerken de. Tebrik ediyorum. Bu konuda sıkıntı yok. Bir kere sahadaki en yalnız insanlar hakemler ve kaleciler. Ne yaparsan yap, hata da yapsan eleştirileceksin. Böyle maçlarda iyi performans göstersen de eleştirileceksin. Bunu hakemler de kabul ediyor, kaleciler de bir şekilde kabulleniyor. Şimdi ben daha önceki maçlarda çok iyi performans gösteren Mustera'nın oynadığı maçlarda özellikle söylüyorum. Çok iyi performans gösteren kalecilere gidip sarıldığına şahit oldum, gördüm. Senin acaba maçta zaman geçirmeye yönelik hareketlerin oldu diye bir tepki olmuş olabilir mi? Çünkü performansını herkes takdir etti. Bunda sıkıntı yok. Bununla ilgili bir şey hissettin mi? Sadece bunu merak ediyorum. Ya inanın ben maçta gerçekten zaman geçirdiğimi düşünmüyorum. Eğer zaman geçirmiş olsaydım Cüneyt Hoca bana sarı kartını gösterirdi. Yani şu zamana kadar ben 25 maç oynamışım ve bir tane sarı kart gördüm sadece. Yani benim sadece dört, muhtemelen oraya bağladı bu. Değil mi? Hiç 4 gol yemedin değil mi maçta Ertaç? Yanlış yok, mı hatırladın? 4 gol yedim fakat 4 farklı yenilmedim. Ha anladım. 4 farklı yenilmedim. Atıyorum 4-1 biten maçlarım olmuştur. Ama 4 farklı yenilmedim. Yani kendime de yedirmediğim zamanlar oldu. Ama ben kesinlikle Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Trabzon'a herhangi bir aşırı motive olma durumu söz konusu değildir. Hepsine tek tek saygım var. Hepsi Türkiye'nin en büyük camiaları. Biz de nacizane kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Harikasın. O yüzden yani eğer bir hatam olduysa hepsinden Ertaç, af diliyorum. Hata yok. Gayet başarılı. Ben seni tebrik ediyorum. Ertaç sana şunu söyleyeceğim. Malatya'ya geldin Mustera diyelim. Maç bitti. Maç bittikten sonra yine yanına gider misin? Yine gider, yine sarılırız. Ya bu adamlık ya, bu, adamlık bu. Ya. Tebrik ediyoruz seni. Ertaç, iyi akşamlar. Kardeşim Evren ben. Vallahi bak tüylerim içeri. Ben Malatyaspor'un ekmeğindeydim, orada oynadım. Eşim de Malatyalı, seni de tebrik ediyorum. Çok da iyi bir kalecisin. Ve gerçekten çok iyi performans da gösterdin. Biz de yıllarca oynadık. Maçlardan sonra şimdi şampiyonluk kaçmış. Tabii orada Mustara gibi karakterli, düzgün. Sen evet, de öylesin. Ya. Öyle bir oyuncu olabilir bunlar. Bunlar çok doğaldır. Yani orada evet, bir saygısızlık evet olarak bu... Onu nitelendirme. Çünkü tabii ki sen de maç kaybetmişsin. Üzgünsün. O da şampiyonluğu evet kaybetmiş. Hani doğru, şampiyonluğu kaybetmek Malatyaspor ligde kaldı zaten. O yönden o tepki olabilir. Yoksa Mustara sen de biliyorsun ki bütün arkadaşlarını tebrik biliyorum, eden biliyorum, çok saygılı birisi. Onun için dünya işi. He, sen buradakilerin gazına gelme. Yani buradakilerin gazına gelme ne demek? Gazına ya gelme yani. Hayır ya, kesinlikle Mustara. Yok zaten siz bir ailesiniz. Futbol ailesi içerisindesiniz. Hepiniz evet birbirinizi seviyorsunuz. Sen de ben çok başarılı buluyorum. İnşallah Allah yolunu açık eder, başarılı olur. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ertaş'ım son bir soru. Sonsuz saygılarımı sunuyorum. Yani her şey olabilir. Hiç bravo kardeşim, aferin. Ben yine olsa 100 defa da yapsa yine sarılırım. Helal. Ayakta alkışlıyoruz seni ayakta. Yani maçın içerisinde böyle hani oyun duruyor, zaman geçmiş falan. Belki oradan dolayı, o tepkiden dolayı bir anlık öyle bir şey yapmıştır. Yani bunlar ben de çok zamanında futbol oynadığımızda bu tepkileri veriyoruz ister istemez. Ya bunlar sen evet daha iyi biliyorsun yani futbolun içerisinde olan olaylar. Evet evet. Ertaç maç öncesinde stres var mıydı? O dedikodular, iddialar takımın moralini bozmuş muydu? Yani takımın moralini bilmiyorum ben çünkü arkadaşlarımla çok fazla ben sessiz sakin birisi olduğum için. Bende şöyle stres oldu mu? Evet oldu çünkü yazılanlar çizilenler oldu bazen. Ben o yüzden strese
ufak da olsa girdim. Tecrübeliyim hani, ama bunu da üstesinden bir şekilde gelmeye çalıştım. Ertaç, şu anda bana bir bilgi geldi. Soyunma odasına giderken maç bitiminde, tünele girerken bazı laf atmalar olmuş sana. Birkaç kişi senin koluna girmiş, içeri götürmüş. Doğru mu? Yok yok, kesinlikle öyle bir şey yok. Yok mu? Yok yok, kesinlikle öyle bir şey yok. Anladım. Peki Adem Büyük'ün durumu ne durumda? Adem ne durumda şu anda Adem? İnan ki kaptanımızla alakalı bilmiyorum. Hani görüşemedim de maç sonrasında. Zaten herkes evine ayrıldığı için daha yani konuşma durumumuz da olmadı. Ben de şu an evime geldim. Annemi göreceğim. Ellerini yani çok öperiz Ertaç annemi. Çok sağ olun. Pandemiden dolayı biliyorsunuz ailelerimizi de göremiyoruz. Çok uzun bir maratondu. Ertaç bir de kardeşim bir de şunu diyeceğim. Bu bilgileri sizinle ilgili oyuncularla ilgili gazete çıkartan konuşanları biliyorsun değil mi, algı yapanları? Bilmiyorum. Galatasaraylar yapmadı yani bunu, biliyorsun. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya bu lafları atan, bu yalanları uyduran, bu oyunculara, hocalara bu lafları söyleyenler, insanları bu algı yaratanlar ortada. Sen onlara oyununla cevap verdin. Oyununla cevap verdin. Troller evet. Var. Aynen öyle. Yani onu verenleri biliyorsun. Yani bunu Galatasaraylar yapmadı. Siz aslan gibi çıktın, oynadın. Evren abi, herkesin canı sağ olsun. Olsun. Bunlar hiç önemli değil. Futbolda her şey olabilir. Olur olur. İnşallah yaşanmaz bir daha. Yeter ki içinde küfür olmasın. Aynen. Biz her türlü eleştiriye açığız. Ya Ertan, 3 aylık, 3,5 aylık eşim hamile diyorsun. Şimdi evet. Bu küfür ahlaksızlığı olmaz. Bu terbiyesizliği kim yapıyorsa aynen ben buradan bütün Türkiye olarak o kişilere iade ediyorum. Evren Hoca da senin nasıl karakterli bir evet, adam olduğunu söylüyor. Hepimiz biliyoruz. Doğru düzgün bir Galatasaray taraftarı, Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe taraftarı, Trabzon taraftarı zaten böyle bir şey yapmaz. Sosyal medya iğrenç bir şey. Bu algıları yapanlara da. Aynen öyle, bu algıları yapanlara aynen katılıyorum Evren Hocama. Bizim buradan dışarı. Emre Bol'un bir sorusu var. Son olarak bir şey daha sorayım, sen anacınla hasret gider sevgili Ertaş. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Devam ediyor değil mi, sözleşmen devam ediyor mu? Evet, sözleşmen devam ediyor. Çünkü çok adın dolaşıyor sağda solda da duyuyorum. İnşallah ya. Allah yolunu açık eder. Daha 30-31 yaşında Ertaş. Yani inşallah çok yakında böyle büyük bir kulübümüzün kalesinde görürüz seni. İnşallah milli takım da olur. Milli takım da olur. Yani Allah yolunu açık etsin kardeşim. Benim Malatya'm da çok büyük ama ben... Elbette canım, yani, söylemiyorum. Büyük takım derken yani, Türkiye'min her kulübü benim için değerli. Ama benim oynadığım kulüp Malatya Spor Kulübü benim için şu anda çok çok daha önemli. Çünkü ben burada 6 sene boyunca buradayım. Sağ olsunlar bana kucak açtılar. Beni aileleri gibi gördüler. O yüzden çok mutluyum. Yani onlar için sahada savaşmak benim için onur verici. Peki, çok teşekkürler. Ertaç Özbir, çok teşekkür ederim. Ailenin ellerinden öpüyoruz. Şu anda telefonumu kapatırım. Annemin yanına, annemin kolunun altına girerim. Telefona da bakmam bu saatten çok sonra. Selamlar. Ne mesaj, ne sosyal medya, ne şu, ne bu. Hiçbir şey umurumda değil diye. Zaten yaptın açıklamanı bütün Türkiye'ye. Çok teşekkür ederim ilgini alakana. Tamam. Çok öpüyorum. Annenin ellerinden öpüyorum. Deniz Hoca bir şey söyleyecek galiba. Zaten şu konuşmasıyla Ertaş nasıl bir karaktere sahip olduğunu herkese gösterdi. Tebrik ediyorum. Dünkü performansından dolayı, bugünkü konuşmalarından dolayı genelde hakemlerle aynı şeyleri yaşamışsın, zorlukları. Ben aileye karşı yapılan saygısızlıklara özellikle biraz şeyim, daha duygusal ve tepkiliyim. Hepimiz öyle. Aynı şeyleri yaşadım. Çok teşekkürler. Ertaç Özbey, çok teşekkürler. Kıymetli eşine çok sevgiler, selamlar, saygılar. Allah şimdiden şifalar versin hanımefendiye de. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ertaç'cığım. Hatamız olduysa tekrardan. Estağfurullah. Sen görevini yaptın. Müthiş bir adamsın. Senin hatan Türkiye'de dürüst olmak. Kardeşim, tamam. Herkes keşke senin gibi dürüst olsa. Aynen öyle. Herkes öyle çıkıp aslan gibi oynasa. Ve aslan gibi de böyle konuşsa. Senin en büyük hatan Türkiye'de dürüst olmak. Seni seviyoruz. Ben biz kesik eller de gördük. Evren Hocam'a da katılıyorum. Mustera şampiyonluğu kaybetmiş. Ama yine de hani Mustera'ya yakışan Dünya Kupası'nda oynamış bir kaleci. Olur Ertem abi, olur. Yok, sana demiyorum. Senin için demiyorum. Olmuş Mustera bu, için bitmiş bir kere. Zaten kapanmış gitmiş. Bizim programımızda da bu konuyu kapatmış oluyoruz. Evet. Seni seviyorum. Kendine çok iyi bak Ertaç'cığım. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Çok sağ ol kardeşim benim. Sadece iyi kaleci değil, iyi karakter abi. Görüyorsun. Karakteri zaten bak 10 dakikada belli etti, biliyor musun? Konuşmalarıyla, tavırlarıyla
yine de saygıyı elden bırakmıyor. Diyor ki yine tekrar diyor. Tekrar karşılaşsak bir sonraki Malatya'da olsa ben yine sarılırım diyor. Bak Adem çok büyük eşi, bir erdem biliyor musun? Muslera da herkese sarılır her zaman. Adem büyüğün eşi